şeyin ilki bu şehirden çıkardı. Türk devletlerinin ilki de bu civarda kurulur. İlk kez ortaya çıkan, daha yeni çıkmış olan, yeni anlamında bugün de onun adı dolanır dillerde. Göktürklerin çıkış yeridir. İdikut devletinin merkezi. Her yıl mevsimin en erken olgunlaşan meyvelerinin yetiştiği yer oluşu gibi ilk yenilikçi fikirler de bu şehirden çıkar. Eğitim de buradan başlar. Ayrı okul binaları olmasa da, tayin edilmiş öğretmenleri bulunmasa da, halk için eğitimin yararına inanmış birkaç aydın birer okul oluverir. Bir evin avlusundadır okulları. Ağartma teşkilatıdır, aydınlatma gayretidir arkalarındaki güç. Akartış birleşiği derler adına. Halkın üzerindeki karanlığı aydınlatmaya, karaları ağartmaya, zulmü kaldırmaya kararlıdır. Okul için var gücüyle çalışır. Çünkü onun felsefesine göre bir toplumda eğer zulüm var ise bu zulmün iki sebebi vardır. Birincisi cehalet, ikincisi esaret. Dolayısıyla önce bir cehaleti bitirmek lazım. Okulun öğretmeni Abdülhaluk Uygur'dur. Kendisi de yenilikçi okullarda okur. Abdülhaluk Uygur 1913 yılında Turfan'da açılan Usul-i Cedid diyebildiğimiz yeni tarz bir okulda okumuş. 1914 senesinde de Mahsud Muhiti tarafından Astana'da açılan yine Usul-i Cedid okulunda yani bu okul Mahsudiye Mektebi diye bilinir. Bu okulda okumuştur. Çocukları eğitmek, milleti aydınlatmak adına önce kendi bahçesinde, evinin avlusunda okul açar. Bu okul Cedid Okulu aslında. Doğu Türkistan'daki Cedid okullarının gelişmesi, yaygınlaşması konusunda birçok aydın emek vermiştir. Mahsud Muhiti, Azerbaycan'ın Zeynel Abidin Tağızadesi, Tataristan'ın Remiyev kardeşleri gibi bütün servetini halkı için harcamaya gönüllü bir hayırsever zengindir. Mahsud Muhiti, Abdülhaluk Uygur gibi pek çok Uygur aydın, halkın eğitimi için gayret içindedir. Bu dönemde Doğu Türkistan'da, işte Mısır'da, Türkiye'de, İstanbul'da okup giden bu Cedidçi hareketin önderleri bölgede okul açmaya başlıyor. Talat Paşa'nın direktifiyle Doğu Türkistan'ın Artuş bölgesine öğretmen gönderiliyor. Burada bir okul açılıyor Musa Bey'in önderliğinde. Bu okulda çok sayıda böyle aydınlatıcı, çağdaş anlamda eğitim verilmeye başlıyor. Tabii Abdülhaluk Uygur'un fikir dünyasının gelişmesinde Türk dünyasıyla olan irtibatı büyük rol oynamıştır. Dünya ile irtibatları, aldığı eğitim, bildiği diller, yaptığı seyahatler ve elbette yetenekleri geniş ufuklu bir aydının, büyük bir şairin, yorulmaz bir dava adamının yetişmesini sağlar. Abdülhaluk Uygur, çağdaş Uygur şiirinin öncüsüdür, bayraktarıdır. Evet, yeni Uygur edebiyatının kurucularından Abdülhaluk Uygur, 1901 yılı 9 Şubat tarihinde Doğu Türkistan'ın Turfan vilayetinde doğuyor.
Onun doğduğu yıl yeni yüzyılın ilk yılıdır. Yeni asır, yeni ümitler. Ailesi zengin olduğu için eğitime son derece önem veren bir aileydi. Çağın gerektirdiği bütün ilimleri o imkanlar ölçüsünde edinmiş bir şahıstı. Abdülhalık onun kendi adı Uygur Mahlası'dır. Babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Niyaz Han'dır. Ailesinin ilk çocuğudur. Onun iyi yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Abdülhalık Uygur'un annesi eğitimli, okuma yazmayı bilen bir hanım olarak Abdülhalık Uygur'un kendini geliştirmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Şimdi kayıtlarda bize kadar gelen belgelerde şöyle deniliyor. Varlıklı bir aile, Abdülhalık Uygur'un ailesi. 8 çocuğun en büyüğü, 5'i erkek, 3'ü kız. İlk göz ağrısı olduğu için annesi çok fazla üzerine titriyor. 5 yaşında okuma yazmayı öğrenen Abdülhalık Uygur, dini ilimler veren mektepte ilk eğitimini tamamlamış. Bu süre zarfında da Arapça ve Farsça'yı öğrenmiştir. İlk eğitiminin ardından Abdülhalık Uygur yeni dillere ve okullara doğru yol alır. Dini eğitim aldıktan sonra fen, tarih, coğrafya gibi dersleri de okutan bir okula yönlendirilir. Bu okul, kadim kültür merkezi Turfan'da açılmış ilk usulü cedid okullarından biridir. Dönemin cedidçi okulları yabancı dil dersleri de okutmaktadır. Abdülhalık Uygur, bu okuldaki yabancı dil dersleriyle yetinmez. Onları kaynağından öğrenmek ister. Turfan'da zaten Çin okuluna gidip Çince de öğrenmiştir. Abdülhalık Uygur'un bildiği diller Arapça, Farsça, Çince ile sınırlı değildir. Daha sonra Rusça öğrenmiş. Hatta çağdaş Türk lehçelerinden kabul edilen Tatar Türkçesini de son derece şiir yazacak kadar iyi bildiğini, iyi öğrendiğini biliyoruz. Bu okulda Tatar aydınlarından Ali İbrahimov gibi öğretmenlerin ders verdiği bir okuldur bu. Bu okulda edebiyat dersinde özellikle tümüyle Abdullah Tokay'ın şiirleri okutulmuştur. Abdülhalık Uygur'un Rusça ile tanıştığı yer, Kazak Milli Hareketi Alaş'ın kendine merkez olarak seçtiği yer, Semey şehridir. Onun Semey'de bulunduğu yıllarda Kazak Milli Hareketi Alaş hükümetinin merkezi olarak Semey'i ilan eder. Büyük şair Abay'ı yetiştiren, Kazak Milli Hareketi'ne merkezlik eden Semey, şimdi de onu misafir etmektedir. O yıllarda Semey, Alaş Milli Hükümeti'nin, Milli Hareketi'nin ve Milli Ruhu'nun da merkezidir. Abdülhalık Uygur 1916 senesinde büyük babasıyla beraber bugünkü Kazakistan'ın Semey şehrine gitmiş. Orada bulunduğu sürede Rusça öğrenmiştir. O zamanki Çarlık Rusyası'nın Şemey dediği bölgede eğitim görüyor. 3 yıl civarında. Sonra Doğu Türkistan'a dönüyor Turfan'a. O bölgede bulunduğu süreçte Orta Asya'da hızla yayılmakta olan cedidçilik hareketinden çok derin bir şekilde etkilenmiştir. O yıllarda Semey semaları Kazak cedidçi şairlerden Miryakup Dulat'ın
Uyan Kazak, aç gözünü, kaldır başını, geçirmeden karanlıkta boşuna hayatını mısralarıyla çınlamaktadır. Yine İstanbul'dan Mehmet Akif Ersoy da meşhur Uyan şiirini yazar. Abdülhalık Uygur'un Uyan adlı şiiriyle Mehmet Akif Ersoy'un Uyan adlı şiir arasında çok büyük benzerlik bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy bütün Müslüman dünyasına hitap ediyor. Abdülhalık Uygur da bu bir bütün Müslüman dünyasının bir parçası olan Müslüman Uygur toplumuna hitap ediyor. Abdülhalık Uygur Uyan adlı şiirinde şöyle yazıyor. Ey pekir Uygur, uygan, uykun yeter. Sende mal yok, emdi ketse can keter. Bu ölümden özünü kutkazmasan, ah senin halın keter, halın keter. Akif'in ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Mısralarındaki gelecek için endişeler Abdülhalık Uygur'un Uyan şiirinde de vardır. O şiirin en son kıtasında yine şöyle diyor. Keredo bir gün puşayman kılısen, tehdiye gepnen şu çağda yetisen. Hep desen o çağda ülgürenmey kalar, şunda Uygur sözge ten verirsen. Yani bir gün gelir, sen o zaman benim söylediklerimi anlayacaksın. Keşke desen de iş işten geçmiş olur. Bu endişeleri yok etmek, halkı eğitmek, halkı uyandırmak gerekmektedir. Onun için şiir de bu eğitimin bir parçasıdır. Edebiyatı bir propaganda aracı olarak kullanan Uygur, buna da şiirde yeni konular, şiire yeni konular ekleyerek getirmeyi düşünmüştür. Çünkü şiir kitlelere ulaşan etkili bir aygıttı diyebiliriz. Abdülhalık Uygur realist bir şairdir, vatansever bir şairdir. Bütün hayatı boyunca kendisi bu milli mücadeleye öncelik etmiş, milleti uyanmaya çağırmış, uyandırmak için büyük faaliyetlerde bulunmuş, fedakarlıklar göstermiş bir şair. Okul açmak ve gençleri bu okullarda yetiştirmek yapılabilecek en iyi yoldur. Belki bu konuda neler yapabileceklerini daha iyi anlamak için Türk dünyasında yenileşme hareketinin merkezlerinden Tataristan'ın başkenti Kazan'a gider. Abdülhalık Uygur 1923 senesinde yine tekrar Mahsud Muhiti adlı iş adamıyla o dönemdeki Sovyetler Birliği'ne gitmiş. Kazan gibi şehirlerde bulunmuştur. Bu sırada elbette o dönemdeki Tatar Edebiyatı, Rus Edebiyatı gibi çok önemli şahsiyetlerle, şairlerle, ediplerle tanışmış ve kendi şiir yeteneğini geliştirmiştir. Daha öğrenciyken Tatar öğretmeninden dinlediği ve ezberlediği Abdullah Tukay'ın şehrinde 3 yıl kalır. Tukay vefat edeli 10 yıl olmuştur ama ruhu adeta Kazan'da gezinmektedir. Genç yaşta vefat eden bu dahi Tatar şairden çok etkilenir.
Abdülhalık Uygur ile Abdullah Tokay şiirler arasında çok büyük bir benzerlik var. Üslup yönüyle, dil yönüyle, konu yönüyle çok büyük benzerlik var. Mesela Abdullah Tokay'ın Bizne Uğrunsuz Yamanlılar adlı bir şiiri ne Abdülhalık Uygur Bardur adlı bir şiiriyle nazire yazmış. Her iki şairin şiirlerinin kafiyesi aynı, ölçüsü aynı ve şiirde işlenen konular aynı. Turfan'a döndüğünde harekete geçmek için artık hazırdır. Akartış cemiyetini kurmuş ve bu cemiyet sayesinde topladığı yardımlarla bir mektep açmıştır. Cedid Mektebi açmıştır. Ve buradan yetiştirdiği öğrencilerin daha sonra Rusya'ya giderek eğitim aldıklarını ve döndükten sonra önemli işleri yaptıklarını biliyoruz. Bir dernek kuruyor Akartış Derneği adı altında, Aydınlatma Derneği adında bir dernek kuruyor. Bu dernekle diyor ki Uygurların içerisindeki bu cehalet, bu bilimsizlik, bu zulme karşı halkı mücadele etmeye çağırıyor. 1926 senesinde Turfan'a geri döndüğü zaman Turfan bölgesinde 2-3 tane usulü cedid okul açmıştır. Çünkü Abdülhalık Uygur'un amacı milleti uyandırmak, milleti uyanmaya çağırmak. Etkinliği genişledikçe ona karşı duyulan tepkiler artar. Eğitim çalışmalarını basın ve yayın yoluyla da desteklemek isterse de buna izin verilmez. Dolayısıyla aynı vakitte bu okullar açmakla birlikte matbaa kurma girişiminde de bulunmuş fakat Çin yönetimi tarafından engellenmiştir. Zaman kendi hükmünü icra etmektedir. Uygur halkı istiklal için hazırlanır. Abdülhalik Uygur ve o dönemin cedidçi alimleri teşkil ettikleri bir milli bir isyan hareketiyle Turfan'da Çin hükümetine karşı bir ayaklanma başlattılar. Ve bu ayaklanmanın sadece fikir değil, aksiyon adamlarından bir tanesi de Abdülhalik Uygur'du. Fakat 1932 senesinde tam ayaklanma hazırlığı içerisindeyken hainlerin ihbarıyla tutuklanmış. 13 Mart 1933 senesinde Cellat Şinşisey tarafından şehit edilmiştir. Abdülhalik Uygur şehit olduğu vakit 32 yaşındaydı. 17 arkadaşıyla birlikte Çinliler tarafından kafası kılıçla kesilmek suretiyle idam edilmiştir. Ve o gün o ana tanıklık eden Uygur halkının zihninde tarihin en önemli olaylarından birisi olarak hala anlatıla gelmektedir. Hayatına son verildikten sonra onunla ilgili bütün izleri de dünyadan silmek isterler. Abdülhalik Uygur'un ölümünden sonra eserleri toplatılarak yakılmış. Bugün ortalıkta dolaşan Abdülhalik Uygur şiirlerinin hemen hepsi arkadaşlarının, işte onu sevenlerin hafızasında kalan şiirlerin tekrar toplanarak yazıya geçirilmesiyle elde edilmiştir. Yazılı pek çok kaynak yakıldığı için, yok edildiği için bunları Abdülhalik Uygur'un ailesi, dostları, hocaları, öğrencileri gibi kişilerin
hafızasında kalan veya not defterlerinde kaydedilen bazı bilgilere dayanarak bize aktarmıştır yazarlar. Fakat onu unutturmak mümkün olmaz. Abdülhalik Uygur, ediplikten şehitliğe uzanan kısa bir ömürde unutturmaya çalışmasına rağmen, aradan bunca zaman geçmesine, yaklaşık bir asır geçmesine rağmen, bugün Türkiye'de Türk milletinin hafızasında bile yaşayabilecek eserler bırakmıştır. Abdülhalik Uygur, Çağdaş Uygur şiirinin öncüsü, bayraktarı ve Çağdaş Uygur edebiyatında en önemli temsilcilerinden birisidir. Abdülhalik Uygur'un bugün onun mücadele ruhu hala Uygur toplumunda, Uygur gençler arasında çok canlı bir şekilde yaşamaktadır. Abdülhalik Uygur'un hayatını romanlaştıran yazar, kitabının adını Erken Uyanan Adam koydu. Abdülhalik Uygur erken uyanan adamdı. Ve eğitimle, şiirleriyle başkalarını da uyandırmak istedi. Ey Peyker Uygur, uyan! Uykun yeter!